Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya ve Aksaray Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte belediyenin tamamlanan ve devam eden projelerini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve belediye meclis üyeleri Hümeyra Aksoy, Fazilet Daysal, Olcay Kızılgüneş ve Meral Us'un ilk durağı belediyenin kadınlar için hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforundaki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi ve AKMEK kursları oldu. Onlar Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Hamidiye Alaca Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Beciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi, Somuncu Baba Külliyesi'nde açılacak olan Engelli Koordinasyon Merkezi ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından şehre kazandırılan Aksaray'ın ilk ve tek kitap kafesi Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'ni yerinde inceleyip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 2014 yılında göreve geldiği günden bu yana başlattığı hizmet yolculuğunu kesintisiz sürdürmeye özen gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sağlık, eğitim, yaşam alanları, kent estetiği, sosyal yardımlar, halkla ilişkiler, kültür ve sanat faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Milletimizin bize olan inancı ve güveni, çıktığımız bu kutlu yolda bizi cesaretlendiren, motive eden ve büyük projelerimizi hayata geçirmemizi sağlayan en büyük güç oldu. İnsana saygılı, değerlerine bağlı, hizmetlerinde iddialı yönetim anlayışımızla Aksaray'ımızı marka şehir yapma gayretimiz devam ediyor, dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Ocak ayı içerisinde Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Doğan Ceylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Alakuş, Volkan Eroğlu, Ömer Coşkuner ve Yunus Emre Aydın eşlik etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı kısa bir açıklama yaparak hayırlı olsun dileklerini iletti. Öncelikle hayırlı olsun diyorum başkanım. Tekrar seçildiniz, güven tazelediniz. Hem size hem de ekibinize başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz birçok çalışmamızı, ben de esnaf kökenli olduğum için önce esnaflarımızın istediği... Esnaf dostusun. Zaten bizim orada şeyimiz yok. Kapıyı rahat çalıyoruz yani. Allah razı olsun. Kapı daha çeker bize sonuna kadar. Aynı şekilde. Evet. Biz de bu bakış açısıyla yaptığımız projelerde hep onu gözeterek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve sizler de sağ olun bizleri, projelerimize destek oluyorsunuz. Yanımızda oluyorsunuz. İşte en son... Geçen İstanbul'da beraberdik, evet. 29 Ocak'ta sanayi projemizin ihalesi sonuçlandığında orada bir arada olmak, birlikte olmak bizler için tabii yaptığımız işin karşılığını görmek anlamında gayet mutluluk verici. Evet. Çünkü bunu biz esnaflarımız için yapıyoruz. Oradaki sanayide bulunan kardeşlerimiz için yapıyoruz. Bunu sizlerin sahiplenmesi, bizlerle beraber olması yaptığımız işlerin doğru ve yerinde olduğunu bir kere daha hissettiriyor. Ben meclis üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Bu işin her aşamasında onların desteğiyle, onların meclisten onaylamalarıyla geçen kısımlarımız oldu. O nedenden dolayı huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Teknik ekibimiz var tabii, mimarlarımız, evet. Mühendislerimiz, başkan yardımcılarımız. Uzun bir süreç oldu ama elhamdülillah iyi bir şekilde sonuçlandı. Yakında da inşallah firmada belli olunca Başkan Doğan Ceylan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda çalışmaları ve yapılan seçimler hakkında bilgiler verdi. Hizmetlerimiz Aksaray'ımız için sizin bir sözünüz var. Yani kaliteli şehir, iyi hizmet, marka şehir. Yani bunun gayret içerisindesiniz. Biz de sizinle beraber Aksaray'ımızın marka olması için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Ve Aksaray marka şehir olacak. Ben buna inanıyorum. Ve zaten altyapısı bunun oluştu. Bugün yani içme suyundan tutun. Organize sanayi, alt geçit. Ondan sonra şehrin asfalt şeyleri. Çamurlu bir yer. Yokuş.
Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın esnaf dostu olduğunu ve her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür etti. Çok sağ ol, çok ince düşünmüşsünüz Sayın Başkanım. Vallahi. Başkanım sormuşum. Sizin şu bilmeniz yeter vallahi ya. Allah razı olsun. Evet, yani samimiyetiniz, ondan sonra kalbinizin güzelliği, bizim yanımızda olmanız bize güç veriyor. Allah razı olsun. Evet, sayın başkanım. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Aksaray'daki vatandaşlardan büyük destek geldi. Haber ekibimiz sokağa inerek Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili vatandaşlarla röportaj gerçekleştirdi. Tarihi operasyonu haklı ve meşru bir harekat olarak değerlendiren vatandaşlar, sınır hattındaki gelişmeleri an be an takip ettiklerini dile getirerek yapılan her hareketin, hamlenin sonuna kadar yanındayız mesajı verdiler. Sokak röportajlarında ortak söylem ve verilen mesaj ise milletimize, ulusal egemenliğimize dair bir tehlike baş gösterdiğinde bütün dünya görmeli ve bilmelidir ki bu memleketin bütün çocukları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeridir ve gitmemiz gereken her yere gideriz oldu. Benim yaşım 66. Bugüne kadar bizim vatanımız, milletimiz bayrağımızın altında yaşadık. Bundan sonra da inşallah yaşayacağız. Askeri alsınlar hemen giderim. Orada vatan hainlerine, bizim Türkiye'de içimizde var vatan haini de, oradakileri temizlememiz lazım. Başka yapacağımız, oradaki askerlerimize başarılar dilerim. Allah'a yardımcılar olsun. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı Allah'ım indirmesin. Yapacağım bir şey yok kızım. Allah'ım esir etsin. Çoluğumuz şöyle, bak şu milleti bak, rahatlığa bak. Huzur içinde geziyor. Bizim Türkiye'mizde iyi devlet var mı? Ama düşmanlarımız çok. İstemeyenlerimiz çok. Bizim bu rahatlığımızı istemiyorlar. Kendi içimizde de var. Allah'ım askerlerimize, vatanımıza, milletimize, büyük adamların hepsine Allah yardım etsin. Hele Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, askerimize, Genelkurmay Başkanımıza Allah'ım yardım etsin kızım. Yapacağımız bir şey yok ama ihtiyaç olursa alırız silahımızı gideriz. Askerlerimizi yalnız bırakmayız. Bu vatan bizim. Yapılması gereken bir harekattı. Türk milletinin bekası için. Orada Türk milletine karşı yuvalanan terör örgütlerine karşı çok mükemmel bir harekattır. Destekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, memleket meselesi başka bir şey tabii ki. Çok iyi biliyorum ki Türk insanı ne olursa olsun hepsi elini vicdanına koyup her zaman, her şekilde, şartlar ne olursa olsun hep birlikte tek yürek, hani tek yumruk karşı karşıya gelecektir. Ya şöyle söyleyeyim, bayan halimde ben bile karşı gelebilirim, yani ben bile destek çıkabilirim. Eminim Türk erkeği de bir bayan bunu yapıyorsa kaç katını yapacaktır. Hepsine başsağlığı diliyorum tekrardan. Tek yürek, tek millet, Türk milleti. Valla destekliyoruz, canı gönülden destekliyoruz. Oradaki askerlerimize de Allah sabır versin, güç versin. Yani biz burada rahatız tamam, ama onlar orada, yani mesela bu kadar bomba düştü, orada sivil vatandaşlarımız şey oldu, ben bunu canı gönülden destekliyorum. Belki çağırsalar da giderim yani. Güvenlik güçlerimiz gerekeni yapıyordu. Allah yar ve yardımcılar olsun. Türk milleti olarak hepsinin arkasındayız, duacısıyız. Askerimizin, polisimizin, tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyet oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuğu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Oda seçimlerinde bir kez daha güven tazeleyerek göreve gelen Oda Başkanı Mesut Konuğa hayırlı olsun ziyaretinde Başkan Yazgı'ya Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, meclis üyeleri Mustafa Alakuş, Volkan Eroğlu, Ömer Coşkuner ve Yunus Emre Aydın eşlik etti. Hayırlı olsun temennileriyle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Ağaç İşleri Oda Başkanı Mesut Konuk kısa birer açıklama yaptı. Başkanım, meclis üyelerim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ince nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni dönemde inşallah, bir önceki dönemde projemizle uğraştık. Bu dönemde de inşallah sanayimizle yapılma esnasında beraber oluruz inşallah başkanım. Projede emeğiniz geçti, bizlerin de emeği geçti. Emeği geçen meclis üyeleri, abilerimize, sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Projedeki Salim abim ismi,
Kendisi olmasa, kendisi olmasa bile Mustafa Başkan'ın emeği çok geçti. Allah'ın izniyle inşallah bunu da başaracağız başkanım. Bundan önceki dönemde nasıl bir koordinayla çalıştıysak, elimizden geleni, sizin öncülüğünüzde elimizden geleni yapmışsak, bu dönemde de Allah izin verirse yine yanınızdayız. Beraberiz başkanım. Allah razı olsun. Nazik ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Evet. Hoş geldiniz diyorum başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, ben de Mesut Başkanıma ve çok değerli yönetimine hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Meclis üyelerimizle birlikte ziyarette bulunduk. Ben başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bu projemize inandı, sanayi projemize. Bizim yanımızda oldu, sizlerle beraber, sizlerle birlikte. Sonuna kadar mücadele ettik ve elhamdülillah işte Ocak ayında 29'unda da ihalemiz gerçekleştirildi. 22 tane firma katıldı ki hepsi birbirinden güçlü firmalardı. Başkanım da oradaydı, bizzat şahit oldu. Tabii onun belli bir prosedür süreci var. O tamamladıktan sonra firma artık netleşecek, belli olacak. Ondan sonra da artık temel atma safhası gerçekleştirilecek. TOKİ'nin bizlere söylediği çok kısa sürede buraları yapıp sizlere teslim edecekler. İnşallah. Öyle olması da bizlerin burada biliyorsunuz seçildiğimizden beri sürekli devam ettiğimiz bir projeydi. Bu projede emeğe geçen önce meclis üyelerimize, sonra teknik elemanlarımıza, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza, ardından oda başkanlarımıza, her zaman yanımızda oldular, bu projeye inandılar. Tabii en büyük teşekkür de sizlere. Çünkü esnafımız inanmasaydı biz bu projeyi devam ettiremezdik. Sizler bizlerle oldunuz. Bu projenin doğru olduğunu gördünüz ki biz hep dediğimiz şey şu oldu, biz bir aracıyız. Sizlerle biz TOKİ'yi birleştirdik. TOKİ devletimizdir. Devletimiz en uygun koşullarda, en iyi şartlarda bu işi yapar, teslim eder demiştik. Ve elhamdülillah dediğimiz gibi de olacak. Bu ihalenin sonucundaki rakamlar da, tabii şimdi tam fiyatı açıklamamız doğru değil. Çünkü TOKİ'nin bunu açıklama yapması gerekiyor. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. Tahmin ettiğimiz fiyatlardan çok daha uygun fiyatlara bir rakam çıkacak. Bu da esnaflarımız zorlanmadan kira öder gibi verilen süreç içerisinde işte 10 yıl vadeyle ödeyerek kendi dükkanlarına sahip olacaklar. Daha modern, daha güzel bir ortamda hizmetlerini yapacaklar. Orada tabii sosyal donatılar olacak, diğer çalışmalar olacak. TOKİ'miz biliyorsunuz bu işi yaparken altyapıyı tamamen kendi yüklenmişti. O vesileyle yapmış olduğumuz protokoller var, karşılıklı oturduğumuz, görüştüğümüz kısımlar var. Bize çok büyük katkıları buldu. TOKİ Başkanımıza ve onun ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yakında genel bir büyük bir toplantı yaparız. Sonuçlar netleşti, firma belli olduktan sonra ve temel atma zamanı belli olunca da tekrar bir toplanır. Bütün esnaflarımıza son durumla ilgili bir bilgi veririz. Onlar da inşallah bu güzel projemizin başlayıp hayırlı sonuçlanmasını dualarımızla bekleriz inşallah. Ben destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı beraberindeki heyetle birlikte bir hayırlı olsun ziyaretinde Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası'na gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Alakuş, Volkan Eroğlu, Ömer Coşkuner ve Yunus Emre Aydın geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimlerde Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanlık görevine seçilen yeni Başkan Ayhan Tüzün'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ayhan Tüzün, seçim süreci ve oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ocak'ta yaptık biz seçimimizi. Evet. Diğer yine bir arkadaşımız vardı. Mehmet Gültekin. İkimiz, yarışta ikimizdik. Tabii nasıl ise oldu, biz kazandık. Belli bir fark var. Ben kendim de zaten eskiden beri, 1982 yılından beri nakliyat ve hafiyat işiyle uğraşıyorum. Kendim bir fiil 20-22 yıl şoförlük yaptım kendi arabalarımızda. Yurt içi, yurt dışı. Şu anda da çocuklarım var. Çocuklar yine nakliyecilikte devam ediyor. Biz de beraber işte bu arkadaşlarımla beraber Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah bundan sonra daha iyi günlere elimizden gelen aksarayımıza, halkımıza, şoförlerimize, esnafımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlere diyelim, sayın başkanım var, meclis üyelerimize de özellikle teşekkür ederim.
Başkan Yazgı ise Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanlığı'na seçilen Ayhan Tüzün'e yeni görevinde başarılar diledi. Evet, biz de Ayhan Başkanıma ve değerli yönetimine hayırlı olsun diyoruz. Allah yardımcınız olsun, Allah utandırmasın. Meclis üyelerimizle beraber sizleri bir ziyaret etmek istedik. Şehrimizin biliyorsunuz problemleri, gündemleri, onları bir değerlendirmesini yaptık. Tır garajı konusu ile ilgili de bir istişarede bulunduk. Amacımız şehrimizi daha güzel bir noktaya getirebilmek. Bunun için de bütün odalarla, kurumlarla ortaklaşıp güzel çalışmalar imzaladık. İnşallah sizlerle beraber de güzel çalışmalara imzalayacağımıza inanıyorum. Şimdi tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcınız olsun. Yönetimimize ve sizlere. Allah kolay versin. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve ADS Alışveriş Merkezi'nde stand açtı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık memurları sigara içenleri sigarayı bırakmaları konusunda ikna etmeye çalışırken çeşitli hediyeler ve broşürler dağıttı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sağlıkçılar sigara içen bütün vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti. Sigaranın zararlarını önlemek için sadece Türkiye'de değil dünyada da bunu önlemek için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Sigara insanlığa verdiği zarar farkında olmadan büyük zararlar vermektedir. Nasıl ki bir demir nemmeye su aldığı zaman paslanarak çürüyorsa sigara içen bir kimse de o sigaranın verdiği tahribatla zamanla hastalıklar, çeşitli hastalıklar kapmaktadır. Mesela akciğer kanseri sigaranın en fazla verdiği zararlardan birisidir. Akciğer solunum yollarını tümörler oluşturup nefes almasını zorlamaktadır. Bacaklarda kılcal damarları şey kanı pıhtılaşarak kanın damarlardan geçmesini önlemektedir. Bundan dolayı kangrene kadar çevirmek özelliği var. Bu tür zararlıkları önlemek için Yeşilay devamlı mücadele vermektedir. Bizim maksadımız devamlı aydınlatıcı bilgiler vermek ve insanları bu illetten bertaraf etmesini sağlamaktır. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sigarayı bırakma gününde sigara içmeyenler de tepkilerini göstermek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Spor Toto Ballıgi 5. grupta mücadele eden temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Kilis Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 17. haftasında yapacağı Kilis Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon içeride ve dışarıda topladığı puanlarla taraftarının yüzünü güldüren 68 Aksaray Belediyespor takımı sahada sergilediği güzel futbolla taraflardan tam not alıyor. Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren 68 Aksaray Belediyespor 40 puanla liderliğini sürdürürken Kilis Belediyespor 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Temsilcimiz 11 Şubat Pazar günü saat 14'te Kilis Belediyespor'u konuk edecek. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bu hafta kendi evinde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, güçlü Yeni Mahalle Belediyespor karşısında aldığı 1 ve geçen hafta Eskişehir deplasmanından aldığı 2 puanla büyük moral kazandı. Lig puanını 13'e çıkaran Altın Kızlar'da hedef ise daha yukarılara çıkmak. Hafta sonu cumartesi günü saat 14'te kendi evinde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak olan temsilcimiz bu maçı da kazanarak seri yakalamak için mücadele edecek. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasandağı Spor deplasmanda oynayacağı Kılıç Arslan Yıldız Spor maçı hazırlıkları için antrenmanda. Aksaray Hasandağı Spor ligin 8. haftasında yapacağı Kılıç Arslan Yıldız Spor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Dağılgan spor tesislerinde saat 17.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Osman Yatkın gözetiminde düz koşuyla başlayan antrenmanda 5'e 2 top çalışması ve dar alanda pas taktikleri çalışması yapılırken taktiksel çalışmaya ağırlık verildi. Sahanın sultanları Aksaray Hasandağı Spor deplasmanda cumartesi günü saat 13'te Kayseri ekibi Kılıç Arslan Yıldız Spor'un konuğu olacak.
Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.